Aa maşallah, rahat rahat çalışıyorsun bakıyorum. Ne rahatı ya, ne rahatı? Ya böyle bir zamanda iş düşünebiliyorsun demek istedim. Bana bunu söyleyen işkolik bir kadın olmasa neredeyse hak vereceğim yani. Allah aşkına garip ya. Hemen zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. Hangi otelde kızımız? Bana ayarladığın otele mi yerleştirdin? Ne yaptın? Dün bana gitme dedin. Senin lafını dinledim rahat bırakayım diye. Ama iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Yani kızımız bir yerde, ne durumda olduğunu biliyoruz. Sinirleri bozuk belli ki. Ve biz burada böyle oturuyoruz. Ne kadar saçma sapan bir şey bu ya. Bebeğim. Burcu. Bu ne demek oluyor Burcu? Hı? Ne demek, ne demek, ne demek bu? Ne demek? Kimseye bir şey söylemeden masayı terk edip gitmek ne demek? Yani ben sana şey, yani hiçbir şey mi öğretemedim ya? Garip, sen ne yaptığını sanıyorsun? Belki de adamı sevmediğini anladı. Sevmediği biriyle mi evlenseydi kızımız? Şimdi mi aklı başına geldi? Bugüne kadar neredeymiş aklı? Sana ne oldu diye bile sormadın. Yine her zamanki gibi beni mi sorguluyorsun önce? Hiç aklına geldi mi? Belki de bu sefer hata bende değildir baba. Belki sevgilinin olduğu için sevememiştir beni. Ya ne demek o şimdi yani? Ay o sümsük seni mi sevmeyecek? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ne dedi ki sana? Osman geç kalmamış. Nikahtan kaçmış. Çalışanlar konuşurken duydum. Bize çaktırmamak için bulmaya çalışıyorlardı. Son dakika ikna edip getirdiler yanıma. Hayatım boyunca senden aferin almak için uğraştım. Başladığım işi hakkıyla bitirmek için. Hata yapmamak için. Belki de sırf bu yüzden sevilmediğimi bile bile inatla yürüdüm. Ama bu kadarına göz yumamadım babam. Bu sefer başaramadım. O çok kıymetli sevgilini üzdüysem özür dilerim. Hayatında bir kere de ben senin hayatına etki edeyim. Burcu, Burcu, Burcu. Bu kez sen rahat bırak garip. Ona ne kadar iyi geldiğini gördük. Efendim? Esma, sen biliyor muydun? Anlamadım, neyi? Osman'ın nikahtan önce kaçtığını. Ortadan kaybolmuş, sonra da ikna edilmiş. Yani o bir kaçma değildi. Yani o aslında... Yani sen bunu biliyordun ha? Oğlun nikahtan kaçıyor ve sen bunu bile bile benim kızımı suçluyorsun ha? Bu muydu benim hakkım yani? O bir kere bir kaçma değil. Çocuk kendi kendine kalmak istemiş birazcık. Osman biliyorsun büyük adımlar, büyük kalabalıklar onun için. Fazla ürkütücü. Sen de yapısını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun artık. Tanıyorsun. Ondan sonra da kararından emin olmuş, gelmiş masaya oturmuş. Lütfetmiş. Kızım bir de ayağına kapansaydı bari nikah körü gelip masaya oturduğu için. En azından çekip gitmeden bir ne oldu diyebilirdi. Masaya yürümeden bir sorabilirdi yani. Bir söz hakkı verebilirdi. Kaç kez hak verecekti ha? Oğlum bu kaçıncı gel git. Bir de beni kızımla kötü ediyorsun ya. Demiyorsun ki bu bizim de hatamız. Yazık Esma ya, yazık ya. Esas küçük bir duraksamayla masada bırakıp gitmeyi sen eş tutuyorsan... esas asıl sana yazık. Benim oğlum senin kızına aşık olmasaydı enkaz gibi kalır mıydı arkasında?
İnsan kimi sevdiğini, niye sevdiğini bilmez mi canım? Sen kendinle çelişiyorsun Esma. Bak, oğlum bilmiyormuş işte. Ona gelince huy diyelim, pamuklara salalım. Benim kızıma gelince tüy kaka edelim, öyle mi? Ben Burcu'nun kendisine bir şey dedim mi? Hı? Ben çekip gitme şekline söyledim. Aklı neredeydi dedim. Hala da aynı şeyi söylerim. Sen onu önce oğluna sor bakalım o zaman. Kızım az bile yapmış. Nurgül! Efendim? Ben akşam Osman'a gidiyorum. Söyle Mustafa'ya hazır olsun. Akşama da beklemeyin beni. Menüyü de sen yaparsın. Hiçbir düşünecek halim yok benim. Tamam olur da... Ama dediler ya hani biraz Osman'ı yalnız bırakalım, yalnız kal. İşte dün önlemedim. Bugün akşama da bırakıyorum. Daha ne? Daha ne? Ben yanında olacağım onun işte o kadar. Aa, nedir bu canım? Kendilerini ondan sonra bunalımlara versinler. Kendilerini kaybetsinler. Ben burada oturacağım, bekleyeceğim. Ondan sonra kavgalarını vereceğim. Tamam. İyi misiniz siz? Değilim Nurgül, değilim. Su ver bana su. Tamam, önce bir tansiyonunuzu ölçelim de biz. Bu tansiyon bence yine yükseldi bu tansiyon. Hay Allah'ım ya. Getirin kolumuzu, getirin. Biraz sakin olun ha. Şunu takalım. Ay niye böyle yapıyorsunuz? Niye bu kadar yükleniyorsunuz kendinize? Kime yükleneceğim? Kime yükleneceğim? Taraf olmayayım dedim. Sinan Hanım dolduruyor, benim üzerime yürüyor. İşte buyurun. Buyurun. 16'ya 12. Yine yükseldi. En iyisi size bir su getireyim. Sakin kalın. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Allah. Alacağın olsun garip bey, alacağın olsun. Az bile yaptınız ha? Daha ne yapacak acaba?